açıklamaları var. KRT Ankara temsilcisi İnan Demirel ve muhabirimiz Bala Ateş Irmak'ın sorularını yanıtladı Özgür Özel. İyi Parti lideri Meral Akşener'in CHP'nin bildiriyi imzalamaması ile ilgili bazı eleştirileri vardı. Şöyle dedi Özel, muhalefetle muhalefet etmeye, kavga etmeye gerek yok ifadesini kullandı. Ortak rakibimiz Erdoğan, 31 Mart'ta Erdoğan'ı birlikte yenmek durumundayız dedi. Ama Meral Akşener'in yerel seçimle ilgili söyledikleri ortada aslına bakarsanız. CHP'nin 4 partinin hazırladığı ortak bildiriye imza atmaması iktidar tarafından da eleştirilmişti. Bu da soruldu Özgür Özel'e. Bakın ne yanıt verdi. Oy kazanma uğruna bölücülüğe ses çıkaramayan koltuk meraklısı fırsatçılarla da mücadele ediyoruz. Muhalefetle muhalefet etmeye, kavga etmeye gerek yok. Temel amacımız İyi Parti ile ve İyi Partililerle çatışma ve rekabet ortamına girmemek. Ortak rakibimiz Erdoğan. 31 Mart'ta Erdoğan'ı birlikte yenmek durumundayız. Meral Akşener'in bildiri üzerinden CHP'ye yönelttiği eleştirilere Özgür Özel'den yanıt geldi. Özel KRT'ye konuştu. Muhalefet partileri birbiriyle kavga ederse kazanan Erdoğan olur, Cumhur İttifakı olur dedi. Belediye seçimleri öncesinde demlilere şirin gözükmek için susanlar var. İyi Parti ile genel başkanla yöneticileriyle belli konularda farklı düşünebiliriz, uzak düşebiliriz. Ama İyi Partililerle uzak düşemeyiz. İyi Parti'nin durduğu yerle CHP'nin durduğu yer farklı bir yer değil. Bazen karşı karşıya görünsek de sahada yan yana duruyoruz. Eski dosttan düşman olmaz diyoruz. 12 askerin şehit düşmesinin ardından CHP'nin 4 partinin imzaladığı ortak bildiri imza atmayarak kendi bildirisini yayınlaması ve şehit cenazesinde Özel'e yönelik provokasyon. İktidar terör üzerinden CHP hedef alırken Özel geri adım yok dedi. Tren benzetmesi yaptı. Yeni şehit haberleri gelmesin diye böyle bir yolda yürüyorum. Şehitler siyasete alet edilmesin diye artık yeter diyoruz. Duruşumuzdan bir adım geriye atmayız. CHP ne yaptığının farkında. CHP hem terörü bitirmek, hem ülkeyi zenginleştirmek, hem de Türkiye'yi hak ettiği noktaya getirmek için lokomotif olacak. Siyasette vagon olmaya değil, lokomotif olmaya talibiz. Seçim dönemi yaklaşırken terör saldırısının hedefi CHP'yi zora düşürmek mi sorusu da soruldu Özer'e. Ana muhalefet lideri olarak bu yüzden bu şehitler geldi diyecek halim yok. Ciddi iddia. Böyle bir iddianın somut dayanakları olması lazım. Ama CHP'ye karşı sistematik olarak girişilen bir algı operasyonunun farkındayız. Cumhur İttifakı'nın ortak bildiriye imza atmadığı, terörü destek veriyor gibi yalan beyana sarılmaları, şehitlerimiz üzerinden nasıl bir basit siyaset kurduklarını, mide bulandırıcı bir işe kalkıştıklarını gösteriyor. Yargı krizi sonrasında CHP genel kurulu terk etmeme eylemi yapmıştı. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ikinci kez AYM'nin ihlal kararını Yargıtay'a göndermesi üzerine TİP ağır ceza önünde oturma eylemi başlattı. Özel TİP'le dayanışma içinde olacağız dedi. Hatay'la dayanışma içinde olacağız çünkü iradeleri gasp ediliyor. Türkiye İşçi Partisi ile demokratik olarak dayanışma içinde olacağız. Meclis başkanıyla da dayanışma içinde olacağız. Meclis başkanına kafa tutan yazılar yolluyorlar. Kararı mecliste niye okutmadın diye. Anayasayla dayanışma içinde olacağız. Anayasa olmazsa devlet olmaz. Size o sözün arkasında duran bir tek... KRT'ye özel açıklamalarını dinlediniz Özgür Özel'in. Başka açıklamaları da var Can Atalay'la ilgili olarak. Can Atalay'la ilgili o açıklamasını da birazdan getireceğiz ekranlarınıza ama şimdi cezaevinden Can Atalay'dan bir mesaj var, gelin onu aktaralım. CHP milletvekili Utku Çakır Özer tutuklu bulunan TİP Hatay milletvekili Can Atalay'ı ziyaret etti. AYM'nin ikinci ihlal kararına rağmen Atalay'ın tahliye edilmemesi yargı içinde kriz ve anayasanın tanınmaması olarak yorumlanmıştı. CHP'li Çakır Özer ziyaret sonrası Can Atalay'ın mesajını kamuoyuyla paylaştı. O mesajda şu ifadeler yer almakta. Ortada bir devlet krizi var ve bu devlet krizinin çözülmesi iktidarıyla, muhalefetiyle memlekete karşı sorumluluk duyan herkesin sorumluluğudur. Bir kırılma anındayız. Zaten yoğun bakımda olan, demokrasimizden yana olan, hukuk düzeninin zerresine sahip çıkmak isteyen tüm politik ve toplumsal kesimlerin ayrı ayrı ama mutlaka ortak tutum alması tarihsel bir sorumluluktur ifadeleri yer aldı. Evet, şimdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Can Atalay kararı ile ilgili değerlendirmelerini aktaralım. Tepki gösterdi Özgür Özel. Türkiye'de kimin hapse gireceğine dünya liderimiz, kimin çıkacağına da dünyanın öbür liderleri karar veriyor dedi.
Hiç kimse tutup da Türkiye'de hukuk var demesin. Bir yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi'ne direnemez, direniyorsa talimatlandırılmıştır. Bu talimat kuvvetler ayrılığını hiçe sayan yürütme organının başı tarafından verilmiştir. Bunun aksini kim iddia ediyorsa bu milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyordur. Osmanlı'nın tarihiyle gurur duyup ondan övünmeyi kimselere bırakmayanlara söyleyelim. Fatih Sultan Mehmet diyor ki, kadıyı satın alırsanız adalet ölür. Adalet ölürse birazdan devlet ölür. Bugün yapılmaya çalışılan iş belki madden değil ama manen kadının satın alınmasıdır. Manen mahkemenin iradesinin yürütmenin başı tarafından ele geçirilmesidir. Gezi davası onun kişisel husumet meselesidir. Türkiye'de kimin hapse gireceğine dünya liderimiz, kimin hapisten çıkacağına dünyanın öbür liderleri karar veriyor. Bu can bu bedende durdukça salmam dediği papazı bir telefonla Oval Ofis'e uçuran, Merkel'in bir telefonuyla Deniz Yücel'i bırakan birisi, bugün dünya liderlerinden birinden telefon gelse Can Atalay'ı bırakır. Yapılan iş düpedüz darbe girişimidir. Hepimize birden anayasanın bir hükmü yok, bu ülkeyi yönetenin kendi kafasına göre bir anayasası var diyorlar. Bugün adalet ölmüştür. Şimdi bugün yargıdan gelen haberlere dair pek çok haberimiz var. Ali Yerlikaya'nın yine duyurduğu numaralı operasyonlara dair haberlerimiz var. Ekrem İmamoğlu'nun o operasyonlarla ilgili değerlendirmeleri. Ama meclis bütçe görüşmelerini tamamladıktan sonra yılın son görüşmelerini yaptı. Torba yasa biliyorsunuz bu hafta gündemdeydi. Bu sırada tartışmalar da yaşandı. Bu kez tartışma Fuat Oktay'ın mal varlığı üzerine gündeme getiren isim Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Selçuk Özdağ. AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay hakkında rüşvet iddialarını mecliste dile getirdi. Oktay'ın mal varlığı araştırılsın diye meclis açılır açılmaz önerge vereceğini söyledi. İşte bu sözlerin ardından mecliste tansiyon yükseldi. Hadi gelin Fuat Oktay'la ilgili bir olay araştırmayacaksınız beni. Var mısınız? Grubunuz var mı? Veriyorum grup önerisi. Evet diyecek misiniz? Evet diyecek misiniz? Söz mü? Söz mü? Peki vereceğim. İlk meclis açıldığında vereceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kez mal varlığı tartışması üzerinden gerildi. Genel kurulda Saadet Partisi'nin grup başkanı Özdağ ile AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay karşı karşıya geldi. Olduğuna inanmıyorum. Ben Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı yardımcısı yapmış bir kişinin bu tür şeylerle ilgili zan altında bırakılmasına doğru bulmuyorum. Birinci derece akrabaları dahil olmak üzere ve eşinin de birinci derece akrabaları dahil olmak üzere mal varlığını açıklaması gerekiyor. Türkiye'ye yönelik tüm algı operasyonlarının yürüten, Interpol tarafından aranan tescilli bir FETÖ'cü, tescilli bir teröristin iftiralarından, beyanlarından oluşan iftiraları meclis kürsüsüne taşıyacak kadar ileri gidilmesi son derece üzücü. FETÖ firarisi Cevheri Güven, Oktay'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu dönemde öldürülen mafya lideri Halil Falyan'ın ailesinden 50 milyon dolar rüşvet aldığını iddia etti. O iddiayı meclis kürsüsünde Oktay'a sordu Özda. Mal varlığımı merak ediyorsanız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne zaten sunulmuştur. Birinci derece yakınlarımı merak ediyorsanız onların da açıktır. Bununla ilgili de ilk andan itibaren Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş durumdayım. Ben parlamento açıldığında Fuat Oktay'ın mal varlığının araştırılması önergesini vereceğim. Ve Adalet ve Kalkınma Partililer evet diyecekler. Göreceğim sizi değerli arkadaşlar. Fuat Oktay'ın açıklamasından dolayı da teşekkür ediyorum kendisine. Sana size açıklama hakkı tanıdım. Bu iddialar burada konuşulur. Nerede konuşulur? Mahkemede konuşulur. Kamuoyunda konuşulur. Şimdi araştırma önergesi vereceğiz ve hangi oradaysa Konya burada diyeceğiz. El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz. Sayın Oktay göreceğiz. Oktay hakkındaki iddialara iftira yanıtını verdi. Özdağ ise meclis açılır açılmaz araştırma önergesi vereceğini söyledi. Karşılıklı atışmaların ardından AKP'lerle karşı karşıya geldi Selçuk Özdağ. Milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Tırmanan gerilim genel kurula verilen arayla dindi. Temiz siyaset yapamayanlar, tabanda zerre kadar karşılığı olmayanlar, siyasette bile hırsızlık yapabilecek kadar ileri gidenler ne yazık ki varlık sebeplerini başka yerlerde aramaktalar.